İpek yolunun üzerinde, Tuz Çölü'nün belisinde, alçak konutlardan oluşan bir uğrak yeridir Kaşan. Kervanlar, İsfahan varoşlarını, haraca kesen haydutların sığınağı, uğursuz Akbaba Dağı'na tırmanmadan önce orada soluklanırlardı. Kaşan, bir kil ve çamur kentiydi. Oraya varan, doğru dürüst bir duvar, süslü bir bina cephesi bulma ümidini boş yere beslerdi. Semerkant'tan Bağdat'a binlerce camiyi, sarayı, medreseyi yeşile ve altına boğan o ünlü cilalı tuğlalar bu kentte yapılmaktaydı. Doğudaki İslam aleminde fayansın adı Kâşi ya da Kâşani idi. Tıpkı porselenin Acemce ve İngilizce Çin'e atfen Çini adını taşıması gibi. Kentin dışında dut ağaçlarının gölgesinde bir kervansaray vardı. Dikdörtgen surları, gözetleme kuleleri, hayvanlar ve yükler için bir dış avlusu, odacıklarla çevrili bir iç avlusu vardı. Ömer bu odalardan birini tutmak istedi ama han sahibi üzgündü, hiçbiri boş değildi. İsfahan'da zengin tüccarlar, oğulları ve hizmetkarlarıyla gelmişlerdi. Bunun doğru olduğunu anlamak için han defterine bakmaya gerek yoktu. Her yan gürültücü satıcılar ve semiz hayvanlarla doluydu. Kışın ilk günleri olduğu halde Ömer açık havada yatabilirdi ama Kâşan'ın akrepleri Çinileri kadar ünlüydü. "Sabaha kadar kıvrılacağım en ufak bir köşe de mi yok?" dedi Ömer. Adam kafasını kaşıdı. Karanlık basmıştı. Bir Müslümanı geri çevirmek olmazdı. "Ufacık bir oda var, bir öğrenci kalıyor. Söyle de sana yer açsın," dedi. Odaya yöneldiler. Kapısı kapalıydı. Hancı kapıya vurmak gereğini duymadan açtı, titrek bir mum ışığının önünde bir kitap hızla kapandı. "Bu saygıdeğer yolcu 3 ay önce Semerkant'tan yola çıkmış. Senin odanı paylaşabileceğini düşündüm." Genç adam sıkıldıysa da belli etmedi. Nazik ama hareketsiz durdu. Hayyam içeriye girdi, selam verdi, kendini ihtiyatla tanıttı. "Nişapurlu Ömer." Karşısındakinin gözlerinde bir ışık yanıp söndü, o da kendini tanıttı. "Ali Sabbah'ın oğlu Hasan, Kum doğumlu, Rey'de öğrenci, İsfahan yolcusu." Bu ayrıntılı tanıtış Hayyam'ı huzursuz etti. Bu, kendi hakkında daha fazla bilgi vermesi için bir çağrıydı. Buna bir neden görmüyor, bunu yapmaktan çekiniyordu, sustu, yerine oturdu. Sırtını duvara dayadı ve ufak tefek, esmer, kadidi çıkmış delikanlıyı incelemeye başladı. 7 günlük sakalı, simsiyah sarığı, yerinden fırlamış gözleri birbirine hiç uymuyordu. Delikanlı gülümseyerek ona baktı ve "İnsanın adı Ömer olunca Kaşan çevresinde dolaşmak tehlikelidir," dedi. Hayyam büyük bir şaşkınlık gösterir gibi yaptı. Oysa atılan taşı anlamıştı. Adını peygamberin ikinci halifesi Ömer'den almıştı. Halife Ömer, Ali'den yana olan Şiilerce sevilmezdi. İran nüfusunun çoğunluğu Sünni olduğu halde, özellikle Kum ve Kaşan kentleri Şiilerin çoğunlukta oldukları yerlerdi ve buralarda bir takım garip adetler türemişti. Her yıl Halife Ömer'in katlinin yıl dönümünde kutlamalar yapılmaktaydı. Kadınlar süslenir, tatlılar, fıstık kavurmaları yapar, çocuklar evlerinin önünden geçenlerin üzerine "Allah Ömer'in belasını versin" diyerek su dökerlerdi. Halifeye benzettikleri bir kukla yaparlar, eline tezekten yapılan bir tesbih takarlar ve mahalle mahalle dolaşarak şöyle bağırırlardı: "Sen Ömer cehennemliksin, sen hainsin, sen gasıpsın." Kum ve Kaşan'ın ayakkabıcıları yaptıkları kunduraların tabanına Ömer diye yazarlar, katırcılar hayvanlarını Ömer diye çağırırlar ve her sopa vuruşta bu adı keyifle tekrar ederlerdi. Avcılar sonuncu oklarını atarken "Bu da Ömer'in kalbine" diye bağırırlardı. Hasan bütün bu adetleri birkaç kelimeyle anlatıverdi, ayrıntıya girmedi. Ömer ona dik dik baktıktan sonra tok bir sesle şunları dedi: "Adım yüzünden yolumu, yolum yüzünden adımı değiştirecek değilim." Uzun süren bir sessizlik oldu. Birbirlerinden bakışlarını kaçırdılar.
Ömer ayakkabılarını çıkartarak uykuya dalmak için uzandı. Hasan tekrar konuştu. Bunları anlatmakla belki de seni incittim. Sadece buralarda adını söylerken dikkatli olmanı istedim. Niyetimi yanlış anlama. Çocukken kumda bu şenliklere ben de katılırdım. Büyüdükten sonra bunlara başka gözle bakmaya başladım. Bu gibi taşkınlıkların bir bilgine yakışmayacağını düşündüm. Peygamberin öğrettiklerine de uymuyordu. Öte yandan müezzinler Kaşan işi minarelerden Ali'nin lanet olası mezhepçileri diye bağırdıklarında bu da peygamberin öğrettiklerine uymuyor diye düşünüyorum. Ömer hafifçe doğruldu. İşte akıllı bir adamın sözleri, dedi. Akıllı olmasını da, deli olmasını da bilirim, dedi Hasan. Sevimli olmayı da, itici olmayı da. Ama kendini tanıtma zahmetine bile katlanmayan biriyle odamı nasıl paylaşabilirim? Bana tatsız şeyler söylemen için adımı söylemem yetti. Ya bir de kimliğimi açıklamış olsaydım? Belki o zaman bunlardan hiçbirini söylemezdim, dedi Hasan. Halife Ömer'den nefret edilebilir de, hendeseci Ömer, gökbilimci Ömer ya da filozof Ömer sevilebilir. Hayyam ayağa kalktı. Hasan kazanmıştı. İnsanların kim oldukları sade adlarından mı anlaşılır sanıyorsun? Bakışlarından, yürüyüşlerinden, konuşma biçimlerinden de anlaşılır. Daha sen içeriye girer girmez bilgili bir adam olduğunu, şana da şerefe de yabancı olmadığını ama aynı zamanda ünü de unvanı da önemsemediğini, yolunu sormadan bulanlardan olduğunu anladım, dedi Hasan. Adını söyler söylemez iyice emin oldum. Ben tek bir Nişapurlu Ömer bilirim. Beni etkilemeye çalışıyorsun, başardın. Ya sen kimsin, dedi Ömer. Sana adımı söyledim ama bir şey ifade etmedi. Ben Kumlu Hasan Sabbah'ım. Hiçbir şeyle övünmüyorum ancak 17 yaşındayken din, felsefe, tarih ve yıldızlar hakkında ne varsa okudum. Her şeyi okumak asla olası değildir. Her gün öğrenilecek nice yeni şeyler vardır, dedi Ömer. Sına beni diye meydan okudu Hasan. Ömer oyun oynar gibi karşısındakine birkaç soru sordu. Eflatun, Euklides, Profirios, Ptolemaios, Diokrides, Galeneos ve İbn Sina hakkında sorulardı bunlar. Sonra şeriatın yorumlanması konusunda. Arkadaşının yanıtı her seferinde doğru, kesin ve kusursuzdu. Gün ağrırken ne biri ne de diğeri uyumuştu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Hasan sevinçliydi, Ömer ise etkilenmişti. Bunca şey bilene bugüne kadar rastlamadım diye itiraf etti. Tüm bu birikimle ne yapmak niyetindesin? Hasan önce sitemle ruhunun derinliklerinden bir sırrı çalmışlarcasına baktı. Hemen sonra gevşedi, gözlerini yere indirerek Nizamül Mülk'ün yanına gitmek istiyorum, dedi. Belki bana vereceği bir iş vardır. Hayyam kendisinin de büyük vezirin yanına gittiğini söylemekten son anda vazgeçti. İçinin ta derinliklerinde yok olmamış kuşkusu onu alıkoymuştu. İki gün sonra tüccarlar kervanına katıldılar. Yan yana yürüyor, Farsça ve Arapça şiirleri ezbere okuyorlardı. Ara sıra tartışıyorlar, hemen ardından tartışmayı kesiyorlardı. Hasan kesin doğrulardan, tartışılmaz gerçeklerden söz ederken bile Ömer kuşkulu bekliyor, düşüncelerini belirtmede aceleci davranmıyor, nadiren tercihte bulunuyor, bilmediği bir şey olursa bilgisizliğini içtenlikle söylüyordu. Ama tekrarladığı sözler hep şunlardı. Ne söyleyeyim istiyorsun? Bu şeyler örtülü. Sen ve ben her ikimiz de örtünün bu yanındayız. Örtü kalktığında artık burada olmayacağız. Bir haftalık yoldan sonra İsfahan'a vardılar. İsfahan, Nisvi Cihan. Acemler böyle derler. Yani İsfahan dünyanın yarısı. Bu deyim Hayyam'dan çok sonra ortaya çıkmış ama daha 1074'te kenti övmek için neler söylenmemiş. Taşları cevher, sinekleri arı, otu safran, havası mis, ambarları kurtsuz, etleri dayanıklı. 5000 ayak yükseklikte kurulduğu bir gerçek ama yine de 60 kervansaray,
200 banker ve sarraf, bir o kadar da çarşısı vardır. Atölyelerinde ipek ve pamuk dokunur. Halıları, kumaşları, kilitli çekmeceleri uzak ülkelere ihraç edilir. Zenginliği dillere destan. Acem ülkesinin bu en kalabalık kenti, iktidar, servet ya da bilgi arayanları kendine çeker. Bu kent dediysem de tam anlamıyla kent sayılmaz. Rey'den gelen bir yolcunun öyküsü anlatılıp durur. Adam İsfahan'ı görmek için öyle acele etmiş ki kervanından ayrılıp tek başına at sürmüş. Birkaç saat sonra kendini hayat veren ırmak anlamına gelen Zenderun'un kıyısında bulmuş. Kıyı boyunca gidip kerpiçten yapılma bir kalenin önünde durmuş. Gerçi orası da kalabalıkmış ama geldiği yer olan reyin eline su dökemezmiş. Kapıya gelince muhafızlara sormuş, burası Cay kentidir demişler. İçeriye girmeyi değer bulmayıp batıya yönelmiş. Atı yorgun düşmüş, sonunda bir başka kentin kapısına varmış, yaşlı bir adama sormuş, burası Yahudiye'dir diye yanıtlamış yaşlı adam, Yahudi kenti. Bu ülkede o kadar çok Yahudi var mı diye sormuş adam, birkaç aile var demiş diğeri. Oturanların çoğu senin benim gibi Müslümandır. Buraya Yahudiye derler çünkü kral Nabukodonozor Kudüs'ten getirdiği Yahudileri yerleştirmiş. Bazıları der ki bir Acem şahıyla evli olan Yahudi bir kadın kendi ırkından gelenleri daha İslam'dan önce buralara yerleştirmiş. Hangisi doğrudur Allah bilir. Yolcumuz oradan da dönmüş, yoluna devam etmek istemiş ama atı yıkılır gibi olmuş, ihtiyar adam sormuş. Böyle nereye gidiyorsun oğul? İsfahan'a demiş bizimki. Adam kahkahayı basmış. Sana İsfahan diye bir yer yoktur diyen olmadı mı? Nasıl olur demiş adam. O İran'ın en güzel, en büyük kenti değil mi? Çok eski zamanlarda Part kralı Artaban'ın başkenti değil miydi? Kitaplarda güzellikleriyle övülmedi mi? Kitaplar ne diyor bilemem demiş adam ama ben burada doğdum. Tam 70 yıl önce. Sadece yabancılar İsfahan'dan söz eder ama onu bugüne dek görmedim. İhtiyar pek o kadar abartmamıştı. İsfahan adı ne zamandan beri tek bir kentin adı değil. Birbirinden bir saat mesafede, biri Cai, diğeri Yahudi olmak üzere iki ayrı kentten oluşan bir mahallin adıydı. Bu iki kentin ve çevresindeki köylerin gerçek bir kente dönüşmesi için 16. yüzyılı beklemek gerekecekti. Hayyam'ın zamanında henüz kurulmamıştı ama 12 millik kale surları tüm bu yöreyi çepeçevre korumak üzere yapılmıştı. Ömer'le Hasan geç vakit kente girdiler. Tirah kapısına yakın bir kervansarayda yatacak yer bulmuşlardı. Buraya gelir gelmez tek kelime bile konuşmadan yatıp derin bir uykuya daldılar. Ertesi gün Hayyam büyük vezire gitti. Sarraflar meydanında gezginin ve satıcının her türlüsü vardı. Andaluzlu, Çinli, Yunanlı hepsi sarrafların çevresinde toplanmış. Onlar da terazilerinin başına geçmiş. Kirman'dan, Nişapur'dan, Sevil'den gelen bir dinarı tırnaklarıyla kazımakta, Delhi'den gelen bir tankayı koklamakta ya da değeri yeni düşürülmüş olan bir Konstantiniye nomismasına yüz buruşturmaktaydılar. Hükümet konağı ve Nizamül Mülk'ün resmi konutu olan divan kapısı hemen oracıktaydı. Günde 3 ya da 5 kez büyük vezirin onuruna borazan çalınmaktaydı. Ama bu şatafata karşın dileyen kapıdan rahatça girip çıkmaktaydı. Büyük toplantı odasına gidip imparatorluğun en güçlü adamına yaklaşmaları ve gözyaşı dökmeleri ya da bir istekte bulunabilmeleri hiç de zor değildi. Ancak burada nizamın çevresinde duran muhafızlar gelenleri sorguya çekip can sıkıcıları uzaklaştırmaktaydılar. Ömer kapının eşiğinde durdu. Odayı, çıplak duvarları, 3 katlı yer halılarını inceledi. Orada bulunanlara çekingen bir selam verdi. Nizamın çevresinde her türlü insan vardı. Nizamsa bir Türk subayıyla konuşuyordu. Nizam göz ucuyla yeni geleni gördü, dostça gülümsedi, oturmasını işaret etti. 5 dakika sonra Ömer'e yaklaşıp 2 yanağından ve alnından öptü. "Seni bekliyordum," dedi.
Vaktinde geleceğini biliyordum. Sana o kadar anlatacaklarım var ki. Sonra Ömer'i elinden tuttu, yalnız kalabilecekleri küçük bir odaya götürdü. Yerde duran koca bir minderin üzerine yan yana oturdular. Bazı söyleyeceklerim belki seni şaşırtacaktır ama umarım sonunda davetimi kabul ettiğin için pişman olmayacaksın. Hiç Nizam-ül Mülk'ün kapısından giren pişman olmuş mudur? Dedi Ömer. Vezir acı bir gülümsemeyle olmuştur dedi. Kimilerini gökyüzüne kadar yükselttim, kimilerini yerle bir ettim. Her gün hayat ve ölüm dağıtıyorum. Tanrı beni niyetime göre yargılayacaktır. Her kudretin kaynağında O vardır. O en yüce iktidarı bir Arap halifesine devreden O'dur. Halife de onu bir Türk sultanına, sultan da bir Acem vezire vermiştir. Başkalarının bu iktidara boyun eğmesini istiyorum. Sendense Hacı Ömer, düşlerime saygı göstermeni istiyorum. Evet, önünde uzanıp giden bu muazzam topraklar üzerinde en güzel, en zengin, en istikrarlı, en iyi korunan devleti kurmak istiyorum. Her eyaletin, her kentin, içinde Allah korkusu olan, adil vatandaşlarının şikayetlerine kulak veren yöneticilerce yönetilmesini istiyorum. Kurtla kuzunun yan yana su içebilecekleri bir devlet düşlüyorum. Ama düşlemekle kalmıyor. O devleti inşa ediyorum. Yarın İsfahan mahallelerinde bir dolaş. Bir alay işçinin temel atıp bina yaptığını, bir sürü sanatkarın arı gibi çalıştığını göreceksin. Her yanda imarethaneler, camiler, kervansaraylar, kaleler, saraylar yükseliyor. Yakında her önemli kentte bir büyük okul bulunacak. Adına Nizamiye Medresesi denilecek. Bağdat'taki açıldı bile. Planlarını ellerimle çizdim. Tedrisat programını ben hazırladım. En iyi öğretmenleri seçtim. Her öğrenciye burs verdim. Gördüğün gibi bu imparatorluk muazzam bir şantiye. Yükseliyor, genişliyor, zenginleşiyor. Tanrı bize yaşanmaya değer bir devir bahşetti. Kumral bir uşak içeriye girdi, eğildi. Gümüş tepsisinin üzerindeki buz gibi gül şerbetlerini sundu. Ömer birini aldı, dudaklarına değirdi. Niyeti şerbetin keyfini yavaş yavaş çıkarmaktı. Nizamsa bardağını bir yudumda dikmişti. Konuşmasını sürdürdü. Burada olmandan çok memnunum ve onurlandım. Hayyam karşılık vermek istedi ama Nizam onu durdurdu. Seni pohpohladığımı sanma. Ben ancak Tanrı'yı övecek kadar güçlüyüm. Ama biliyorsun Hoca Ömer, bir imparatorluk istediği kadar büyük, kalabalık ve zengin olsun, daima adam yokluğu çekilir. Uzaktan baktığında bir sürü yaratık, bir dizi kalabalık, bir yumak kitle. Oysa dört bir yana dağılmış orduma, ezan okunduğunda camiye gelenlere, çarşıyı dolduranlara, hatta divanıma baktığımda bu adamlardan tek birinde acaba ussallık, bilgelik, bağlılık, doğruluk var mıdır diye sorarım. Bunun cevabını bulmak için önce kalabalığın seyrekleştiğini, sonra geriye kalanların eriyip bittiğini görmek zorunda kalırım. Yalnız bir adamım ben Ömer. Umutsuzca yalnız. Divanım boş, sarayım da öyle. Bu kent de boş, bu imparatorluk da. Alkışlayacaksam hep bir elim arkada alkışlamak zorunda kalacakmışım gibi geliyor. Senin gibileri Semerkant'tan getirtmek bir yana, gelmeleri için ayaklarına gitmeye hazırım. Ömer mahcup, estağfurullah gibilerden bir şeyler mırıldanacak oldu. Vezir sözünü kesti. İşte benim düşlerim ve kaygılarım bunlar. Günler ve geceler boyu bunları anlatmaktan usanmam ama seni dinlemek istiyorum. Bunlar seni etkiledi mi? Bunları gerçekleştirmek için yanımda olmak ister misin? Tasarıların heyecan verici, güveninse onurlandırıcı, dedi Hayyam. Benimle çalışmak için ne istersin açık söyle. Ben seninle nasıl konuştuysam sen de öyle davran. Ne istersen verilecektir. Sakın çekinme. Çılgınca cömertliğimden yararlanmaya bak. Vezir güldü, Hayyamsa gülümsemeyle yetindi. Yokluk çekmeden çalışmalarımı sürdüreyim bana yeter, dedi Hayyam. Yiyip içeceğim, barınacağım olsun yeter. Daha çoğunu istemem.
Barınman için sana İsfahan'ın en güzel evlerinden birini vereceğim. Sarayım yapılana kadar benim oturduğum evde orası. Bahçeleri, bostanları, halıları, uşakları, odalıkları, cariyeleriyle senindir. Harcamaların için 10.000 dinarın olacak. Bu para ben yaşadıkça her yılın başında sana ödenecektir. Yeterli olur mu? Artar bile, dedi Hayyam. Bu kadar parayla ne yapacağımı bilemem. Hayyam içten söylemiştir ama vezir kızmıştır. Ne yapacağını bilmez misin? İstediğin bütün kitapları sabrı alır, tüm şarap testilerini doldurur, bütün sevgililerini mücevhere boğar, kalanı da fakirlere sadaka diye dağıtır, Mekke kervanlarına yardım eder, adına bir de cami yaptırırsın. Tok gözlülüğün ve alçak gönüllülüğün ev sahibinin hoşuna gitmediğini anlayan Hayyam heyecanla atıldı. En büyük hayalim bir rasathane kurmaktır. Güneş yılının uzunluğunu tam olarak ölçmek istiyorum. Kolay, dedi vezir. Gelecek haftadan sonra bu konuda ödenek alırsın. Rasathanenin yerini seçersin, birkaç ay içinde de yapılmış olur. Ama söyle bana, istediğin başka bir şey yok mu? Başka ne isteyebilirim ki, dedi Hayyam. O zaman belki ben de senden bir şey isteyebilirim. Bana verdiklerinden sonra ne kadar minnet duyduğumu göstermenin bir yolunu bulursam ne mutlu bana. Nizam uzatmadı. Sır sakladığını, az konuştuğunu, bilge bir insan olduğunu, dürüstlüğünü, adil olduğunu, her konuda doğruyla yanlışı ayırabildiğini, sana güvenilebileceğini bilirim. Senden çok hassas bir görev yapmanı isteyeceğim. Ömer en kötüsünü beklerken, en kötüsü onu bekliyordu. Seni sahibi haber olarak atayacağım. Sahibi haber mi? Ben mi? Casusların başı yani. İmparatorluğun istihbarat teşkilatının başkanı. Hemen cevap verme. Senden beklediğim iyi insanları ihbar etmen. Müminlerin evlerini dinletmen değil. Söz konusu olan herkesin huzurlu yaşamasını sağlamak. Bu ülkede en basit yolsuzluk, en ufak halsizlik hükümdar tarafından bilinmeli ve suçlu kim olduğuna bakılmaksızın cezasını bulmalıdır. Şu ya da bu eyaletin kadısı ya da valisi yoksulun sırtından küpünü dolduruyor mu diye nasıl bileceğiz? Adamlarımız aracılığıyla. Çünkü zarara uğrayanlar korkularından şikayet edemezler. Ama bu adamların kadılar ya da valiler tarafından satın alınmamaları, suç ortakları olmamaları gerekir, dedi Ömer. Sahibi haberin görevi işte bu yoldan çıkmışları bulup onları azletmektir. Böyle namussuzlar varsa işin doğrusu bunları kadı ya da vali yapmamak değil mi? Hayyam bunu safiyetle söylemişti ama Nizam bunu alay gibi aldı. Aniden ayağa kalktı. Tartışacak değilim, dedi. Sana ne verebileceğimi ve senden ne beklediğimi söyledim. Git önerimi düşün. Eğrisini doğrusunu tart. Cevabını yarın getirirsin. Evet.